Garip noktada bugünkü konumuz evren hakkında bilinmeyen veya henüz tam olarak açıklanamamış 10 ilginç bilgiyi sizlere açıklıyoruz. 1. Karanlık madde ve karanlık enerji. Evrenin yaklaşık %27'sini karanlık madde, %68'ini ise karanlık enerji oluşturuyor. Yani bizim gözlemleyebildiğimiz madde, yıldızlar, gezegenler, gaz bulutları, BVB, evrenin sadece yüzde beşini temsil ediyor. Karanlık madde, galaksilerin bir arada durmasını sağlayan görünmez bir kütle çekim kaynağı gibi davranırken, karanlık enerji ise evrenin genişlemesini hızlandırıyor. Ancak bu iki bileşenin doğası hala tam olarak anlaşılamamıştır. Karanlık madde parçacıkları henüz doğrudan tespit edilemedi ve karanlık enerjinin kaynağı bilinmiyor. 2. Evrenin genişleme hızındaki tutarsızlık Hubble gerilimi. Evrenin genişleme hızını ölçmek için iki ana yöntem kullanılır. Birincisi, yakın galaksilerdeki süpernovaların parlaklığına dayanır. İkincisi ise, kozmik mikrodalga arka plan ışıması analizine dayanır. Ancak bu iki yöntem farklı sonuçlar veriyor. Bu tutarsızlık, Hubble gerilimi olarak adlandırılır ve evrenin genişleme hızı hakkında yeni fiziksel teorilere ihtiyaç olduğunu gösteriyor. 3. Büyük patlamadan önce ne vardı? Büyük patlama (Big Bang) teorisi, evrenin yaklaşık 13.8 milyar yıl önce aşırı yoğun ve sıcak bir durumdan genişlemeye başladığını açıklar. Ancak büyük patlamadan önce ne olduğu veya neyin bu patlamayı tetiklediği hala bilinmiyor. Bazı teoriler, döngüsel evren modellerini veya çoklu evren senaryolarını öne sürüyor ancak bunlar henüz kanıtlanmış değil. 4 Paralel Evrenler, Çoklu Evren Teorisi Çoklu Evren Teorisi, bizim evrenimizin yanı sıra başka evrenlerin de var olabileceğini öne sürer. Bu evrenler farklı fiziksel yasalara sahip olabilir veya bizim evrenimizle benzer özellikler taşıyabilir. Ancak bu teorinin doğruluğunu kanıtlamak şu anda mümkün değil. Çünkü paralel evrenlerle etkileşim kurmak veya onları gözlemlemek imkansız görünüyor. 5. Zamanın Doğası ve Akış Yönü Zamanın neden tek yönlü aktığı, geçmişten geleceğe tam olarak anlaşılamamıştır. Termodinamiğin ikinci yasası, entropi zamanın okuyla ilişkilendirilir ancak bu yasa zamanın temel doğasını açıklamaz. Kuantum mekaniği ve genel görelilik teorileri zamanın doğasını tam olarak açıklamakta yetersiz kalıyor. 6 kara deliklerin içinde ne var? kara delikler kütle çekiminin o kadar güçlü olduğu bölgelerdir ki ışık bile onlardan kaçamaz. Kara deliklerin içinde ne olduğu veya olay ufkunun ötesinde ne tür fiziksel süreçlerin gerçekleştiği hala bilinmiyor. Tekillik, singularity kavramı. Fizik yasalarının çöktüğü bir noktayı işaret ediyor. Bazı teoriler, kara deliklerin başka evrenlere açılan kapılar olabileceğini öne sürüyor. Yedi antimaddenin yok oluşu. Büyük patlama sırasında madde ve antimadde eşit miktarda oluştuğu düşünülüyor. Ancak günümüzde evrende neredeyse hiç antimadde yok. Bu dengenin nasıl bozulduğu hala bir sır. CP ihlali gibi bazı kuantum süreçleri bu durumu açıklamaya çalışsa da tam bir cevap henüz bulunamadı. 8. Kozmik mikrodalga arka plan ışımasındaki anomaliler. Kozmik mikrodalga arka plan ışıması. CMB evrenin erken dönemlerine dair ipuçları verir. Ancak TMB'de gözlemlenen bazı anomaliler, örneğin soğuk nokta, standart kozmoloji modelleriyle tam olarak açıklanamıyor. Bu anomaliler, evrenin yapısı veya genişlemesi hakkında yeni bilgiler verebilir. 9. Kütle çekim dalgalarının bilinmeyen kaynakları Kütle çekim dalgaları, nötron yıldızı çarpışmaları veya kara delik birleşmeleri gibi olaylarla tespit ediliyor. Ancak evrende bu dalgaların daha farklı ve bilinmeyen kaynakları da olabilir. Örneğin karanlık maddenin veya evrenin erken dönemlerindeki kozmik olayların kütle çekim dalgaları üretmiş olabileceği düşünülüyor. 10. Evrenin sonu nasıl gelecek? Evrenin nasıl sona ereceği hala bir tartışma konusu. Büyük donma (Heat Death) senaryosuna göre evren genişlemeye devam edecek ve tüm enerji eşit olarak dağılacak. Yıldızlar sönecek ve evren soğuyacak. Büyük çöküş (Big Crunch) senaryosunda ise evren kendi üzerine çökecek. Büyük yırtılma (Big Rip) senaryosunda ise karanlık enerji evreni parçalayacak. Ancak hangi senaryonun gerçekleşeceği bilinmiyor. Bu bilgiler evrenin ne kadar büyüleyici ve gizemli olduğunu gösteriyor. Bilim insanları bu sorulara yanıt bulmak için çalışmalarını sürdürüyor ve her yeni keşif evren hakkındaki anlayışımızı derinleştiriyor.